Öykü Çelik. Oha. Oha. Evet Öykü, sen diyorsun. Yani hazır değildim. Hani belki ben de onlar gibi birkaç kere potaya girerim ve öyle giderim zannediyordum. Öyle olmadı. Ama ben hep dokunulmazlık oyunları için bilirler yani üzülmeyin. Kadersel bir oyun derim. Burada kalmak ya da gitmek kadersel olduğu için. Ben o oyunda 2'de 0 yaptım ki bütün dokunulmazlık oyunlarında 2'de 2 yaparım ya da en kötü 1 yaparım. Attım attım vurulmadı ve yani biraz böyle hissettim açıkçası. Nasip dedim. Demek ki buraya bağlanacakmış. Kimseyle bir problemim yok şu anda. Ama ben Survivor'da hissettiğim her şeyi her zaman söyledim. İnsanlara. Bana hissettirdiklerini söyledim. Bak yanlış yapıyorsun. Şöyle duruyorsun. Sen böyle bir insan değilsin de dedim. Sen böyle bir insansın da dedim. O yüzden ben herkese hakkımı helal ediyorum. İnanılmaz bir şey paylaştık. Gerçekten yani... Askerlik diyorlar değil yani çok garip. Belki ben abimle bu kadar zaman geçirmedim. Yapma zannediyorum. Ya Sergen yapma. Ve elimden geleni yaptım. Uçakta elenir dediler. Birleşme Partisi'ni gördüm. Sembolü aldım. Hiç düşünmedim bile ne konuşurum diye. Düşünmek istemedim. Ama kısmet. Ben buradaki herkesi çok seviyorum. En kızgın olduğum zaman da sevdim yani. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Survivor çok tehlikeli bir yarışma aslında. Dünyanın en zor yarışması, evet. Ama çok garip bir şekilde ben geldiğim ilk günden beri burada çok güvende hissettim. Böyle hissedeceğimi aileme de söylemiştim. Gerçekten çok teşekkür ederim bunun için ekstra. Çünkü bu kadar zor bir yarışma, bu kadar mental olarak, fiziksel olarak zor bir yarışma içerisinde güvende hissettirilmek inanılmaz özel bir şey. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Öykü, gerçekten şu anda yarışmacılarımızın gösterdiği reaksiyon ne kadar derin izler bıraktığını gösteriyor. Yani bir topluluk içerisinde bu kadar sevilmek, bu kadar insanlara dokunabilmek kolay bir şey değil. Sen bunu fazlasıyla başarmışsın. Zaten seninle ilgili hep güzel şeyler duymuştum davet etmeden önce de. Açıkçası bunu burada bizzat da yaşadım. Gerçekten. Çok özel insanlardan biri oldum bu yarışmayı deneyimleyen. Survivor'da yarışmayı belki tamamlayamamış oldun ama... eminim ki gönülleri kazandın. Ve Survivor'ın performans değil, gönül tarafının şampiyonlarından biri oldun. Seni yakından tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonraki kariyerinde gönül dolusu başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Ay. Baştan başlayacağım.
Saçımı sakalım sakın yolma, tamam mı? Tamam mı? Sana alışverişi yapacağız, tamam mı? İnşallah, inşallah. Kendine çok iyi bakalım.